Merhaba dostlarım ben Serdar ve Altıçay'ın yeni bir bölümüne daha hoş geldiniz. Evet e, ben size e, yani şey bundan e, 2000 yıl önce ben size Çay için bana soru sorun demiştim. Siz de güzel güzel e, iyi e, yaratıcı zeki insanlar olarak bu soruları sordunuz. E, ben daha cevaplamadım bugüne kadar şu ana kadar şu an bunları cevaplayacağız evet. Ee, Tabi bazı soruların e, önemi falan geçti, bazı soruların e, arada zaten cevaplandı derken yine buradayız ve e, bu soruları şimdi cevaplıyoruz. Evet başlıyoruz. Ee, bu arada yine sorularınız varsa sonraki altı çay için bu videonun altına yorum olarak yazabilirsiniz ve Instagram ve Twitter üzerinden bana ulaştırabilirsiniz. Ama bu videonun altına yorum olarak yazarsanız merak ettiğiniz soruları, cevaplamamı istediğiniz soruları e, daha kalıcı olur, e, daha şey olur sonraki videoya e, onları cevaplam ihtimalim artar. Bir de baştan söylüyorum yani sorular arasında biraz daha farklı olanları, biraz daha e, güzel güzel sohbet muhabbet edebileceğimiz konuları seçmeye çalıştım e, yine öyle yapacağım. Diyoruz. Plot New Vegas radyo müziklerine benzer Türkçe müzik içeren liste yapar mısın? Album, çok yapmak istiyorum bunu çok yapmak istiyorum ama benim müzik kültürüm o kadar gelişmiş değil maalesef. Ee, yapmak isterim umarım zaman içinde müzik kültürüm bunu yapacak kadar e, gelişir ama bunu e, yapabilen çok güzel dostlarım da var. E, belki onlar yapar yaparsa e, o kısmını bilemeyeceğim. Osman nerede? Osman gelecek merak etmeyin. Osman yayın video planı e, içinde. Bu planın dahilinde. Ama işte arada başka şeyler var. Önce onları yapmak istiyoruz. İşte e, San Andreas'ın finalini yapmak istiyoruz. Veya işte e, arada Stardew oynuyoruz. Veya Korku Geceleri yapmamız gerekiyor. Veya Playstation ve Xbox etkinlikleri gibi onların yayınlarını yapmamız gerekiyordu. Onları yaptık. Öyle olunca diğer oyunlar biraz daha geri plana kaçtı ama Osman gelecek. Türkçe gelemeyecek maalesef. Ee, maalesef Türkçe olmayacak Osman ee, bir şekilde çözeceğimizi düşünüyorum kaç yaşındasın nerede yaşıyorsun 27 yaşındayım ve İstanbul'da yaşıyorum ee, daha da detaylı bir şekilde cevaplamak isterdim bu soruyu ee, maalesef en detaylı bir şekilde <laughs> cevaplayabileceğim en deta detaylı haliyle cevapladım İnsanlar maneviyattan yoksun mu harkaya eder yoksa işleri içinden çıkılmaz bir hale mi getirir eee İşler içinden çıkılmaz hale geliyor genelde. Ee, bu biraz daha gezegenin, biraz daha hayatın e, yapısı öyle. E, bu konuda şikayet edebileceğimiz veya e, durup öf falan diyebileceğimiz bir şey olmamalı. Bu doğal bir şey, doğal bir süreç. E, bununla başa çıkmayı öğrenmeliyiz daha çok. İnsanların maneviyattan yoksun hareket ben düşünmüyorum. İnsanların maneviyattan yoksun olabileceğini de düşünmüyorum. Burada daha... Daha başka bir daha, daha metafiziksel taraflara yönelmek isteyebilirsin belki sorun böyle bir sorundur o zaman bunu ben cevaplayamam çünkü benim cevaplayabileceğim bir şey değil herkesin kendince cevaplaması gereken bir şey ama insanların soyut bir düzlemden yoksun bir şekilde hareket ettiklerini edebileceklerini ben düşünmüyorum çünkü böyle varlıklar değiliz zaten en başından itibaren. Bir insana kendini geliştirmiş diyebilmek için sence o kişi hangi sıfatlara sahip olmalı? Bence bu soru biraz daha yanlış bir soru. Şöyle ki bir insana kendini geliştirmişti diye... Ya illaki ki bazı şeyler vardır. Ama bunun temel şeyi o değil yani. Temel... Amaç belirli sıfatlara sahip olmak değil. Bir insana kendini geliştirmiş diyebilmek için de yani bir, bir insan kendini geliştirmiş olarak kalamaz. Sürekli kendini geliştirmeli. Bu evrilen bir süreç, bu gelişen bir süreç, bu yaşayan bir süreç. Ee, o yüzden bir insanın asla durmaması gerekiyor. Sürekli yeni şeyler öğrenebilmesi, sürekli merak duygusunu e, şey yapması beslemesi, sürekli e, zihnini açması, bilgi birikimini deneyimini geliştirmesi gerekiyor. Kendini çok farklı olasılıklara, çok farklı sonuçlar açması gerekiyor. E, hayatı e, ve kendi hayatındaki kararları ve hareketleri ee, için çok muhafazakar, çok korumacı olmaması gerekiyor ki yani yeni şeyler şey yapabilsin, yeni şeyler öğrenebilsin. Ee, öyle yani. Ben kendini geliştirmiş e, dediğim insanlar için, e, ya biz belli sıfatlar aramıyorum. Biraz açık zihinli olmak tabii bu noktada e, şey oluyor. E, e, i̇nsanın olduğu yerde durmaması. Ama yani bundan kastım da aslında şeyle de değil. E, işte sürekli bir oraya bir buraya gitmesi değil de yani kendini değişime açabilmesi, gelişime açabilmesi. Yoksa yani olduğumuz yerde sayarsak ölürüz abi böyle bir şey. Dur duran ölür yani bu dünya böyle bir dünya. Böyle bir çağdayız. Başka insanların seni bir türlü anlamaması, hatalarına devam etmeleri ve sonunda yalnız kalma endişesi seni yıpratır mı? Tepkin ne olur? Belki eskiden bu olurdu. Böyle bir e, endişem olabilirdi. Beni, böyle bir endişe insanı yıpratır mı? Yıpratır. Tabii ki yıpratır. Böyle bir endişe çünkü çok sağlıklı bir endişe de değil. İnsanı yıpratır. Şimdi böyle bir endişem yok. O yüzden şu an yıpratmaz. Tepkim, dediğim gibi böyle bir tepkim olmaz. Çünkü az önceki soruya da bağlı biraz bu durum. İnsan kendini yeterince geliştirmişse başkalarına bağlı olmadan, başkalarına bağımlı olmadan kendine yetecek kadar, yetecek bir şekilde yaşayabilir. Bunu yani, maddi anlamda değil, bunu sosyal anlamda öyle düşünmeniz lazım yani. Ee, bir insan kendi kendisiyle de dostluk arkadaşlık kurabilir veya gittiği başka yerlerde ee, gerek duydukça yeni insanlarla tanışabilir, yeni muhabbetlere girebilir. Öyle olduğu için başka insanların işte beni bir türlü anlamaması, hatalarına devam etmeleri ve sonunda yalnız kalma endişem yok. Böyle bir şeyim yok. Ha, gerekirse yalnız devam ederiz. Bu hiçbir sıkıntı değil benim için. Bir endişe kaynağı değil. Neden? Çünkü kendime yeteri kadar yatırım yaptım, hayatta belirli kararlar aldım ve kendime güveniyorum. Artık o noktadayım. Eskiden belki olabilirdi. Şu an değil. Böyle bir noktada değilim. Ne tür müzikler dinlersin? Yerli, yabancı önerilerin var mı? Şimdi spesifik olarak hangi önerilerim var yok onu şey yapamıyorum ama biraz daha ee, yani çok spontane ilerliyorum ya. E, rock dinliyorum, metal dinliyorum ama aynı zamanda country dinliyorum, e, jazz dinliyorum e, blues dinliyorum. Çok böyle spontane ilerliyor. Rap çok dinlemiyorum. Ee, bana göre değil ya bana hitap etmiyor. Şu an o müzik türünü şey yapmıyorum ama sadece bana hitap etmiyor. Ee, i̇şte böyle arabesk falan çok dinlemiyorum. Yine baştan söylüyorum bana hitap etmediği için. Ee, genelde yabancı dinliyorum. Çünkü yani Türkçe de dinliyorum. Ama genelde yabancı dinliyorum. Çünkü orada onun İngilizce olması sanki o gerçeklik hissini böyle üzerinden alıyor ve e, sanki bir kurgu bir şey e, deneyimliyormuşsunuz gibi bir his yaratıyor. O his çok hoşuma gidiyor. O müziği o şekilde deneyimlemek çok hoşuma gidiyor. Hem yani böyle bir müzik beğenim var genel olarak ama Türkçe müzikler de dinliyorum. Ama dediğim gibi bir bir sayamıyorum yani öyle bir şeyim yok sadece. Fallout şeylerini çok dinliyorum. San Andreas ve Fallout şeylerini çok dinliyorum. E, o da anılar bıraktığı için. Son okuduğun kitaplar ve yazarlığının gidişi. Son okuduğum kitaplar, e, şu an şey okuyorum. E, Türk mitolojisindeki şeytani masallar mı? Türk mitolojisindeki şeytani varlıklar mı? Öyle bir kitap okuyorum. Biraz da akademik temelli bir kitap. E, böyle e, açıklıyor teker teker e, kategorilere açıklıyor bütün e, demonik varlıkları ve Hepsinden teker teker bahsediyor. Ee, akademik bir kitap olduğu için biraz daha şey gidiyor. E, ya böyle hmm, hemen okudum bitti falan gibi. böyle Su gibi aktı falan gibi diyemiyorum. Ee, Okey bu ses size gelmedi galiba bu güzel bir şey. Öyle diyemiyorum. Ee, ama kitabı çok beğendim. Şu an onu okuyorum. Ondan önce e, Peri Palas'ı okumuştum galiba. Eee sırayla gitmiyorum tabii. Son okuduklarımı hatırlamaya çalışıyorum. Ay zalim bir metrestir. O çok çok e, e, Ay zalim bir sevgilidir mi kitabın ismi? Moon is a harsh mistress. E, İngilizce ismi. Ben Türkçe okudum yine de ama çok güzeldi. Çok güzel bir bilim kurguydu. Harikaydı. Ne okudum ya ben son? Eee Sancılı Abdülharis Paşa diye bir kitap vardı. O çok güzeldi. En son bunları hatırlıyorum. Son zamanlarda o kadar kitap okuyamadım. Böyle günden başka yerlere kaydığı için. Benim de uğraşlarım başka yerlere kaydığı için o kadar fazla kitap okuyamadım. Ama bakalım belki yakında yeniden bu kitap okuma şeyim ateşlenir diye umuyorum. Zaten çok keyif alıyorum bundan. Altı çayı ile altılı başka bir şey arasında ilişki var mı Ahbap? Hayır öyle bir ilişki yok. Biz de zaten o direkt diğer başka şeylerin aksine ...istikrarlı bir şekilde yolumuza devam ediyoruz. Gördüğünüz gibi de devam ediyor. Alt çay hep burada olacak, hep karşınızda olacak. Yani hep karşınızda onu izlemeniz, deneyimlemeniz için... ...ve de bir parçası olmanız için olacak. Her şey iyi, bir sıkıntımız yok. İlk videonun çektiğini ne hissettin? Acayip heyecanlıyım ilk videomu çektiğimde. Hangisi hatırlamıyorum, sadece çok heyecanlı olduğumu biliyorum. Çünkü çok uzun zaman geçti ve açıkçası... Aynı kanal için hangi video yaptığımı falan da hatırlamıyorum. Bayağı uzun zaman geçti. 10 yılın üzerinde bir zamandı. YouTube ilk videomu e, başka bir yer için e, yaptım. Başka konulu bir şeydi. E, o yüzden hiç hatırlamıyorum yani nerede nerede, ne yapıyordum falan hiçbir fikrim yok. Ama heyecanlı olduğumu biliyorum. Bayağı heyecanlıydım. Ama ondan sonra yavaş yavaş her şey e, yerine oturdu. E, son okuduğum kitaplar halk kısmı cevapladım ve yazarlığın gelişi. Valla yazarlık şu an ee, güzel gidiyor, biliyorsunuz sadece yazdığım kitaplar yok, oyunlar üzerine falan da çalışıyoruz. Ee, aynı zamanda işte başka yerlerde falan da yazarlık yapıyorum. Ee, genel itibariyle güzel gidiyor, keyifli gidiyor. Ama kesinlikle karın, karın doyuran bir şey değil, yani imkan yok karın doyuran bir şey olmasına. İşte belki oyun projelerinde e, şey oluyor, öyle bir noktaya geliyor. Allah'tan orası var yani. <laughs> Ama tabii biraz daha şey, zor burada yazarlık yapmak. Ee, i̇leriki zamanlara dair planların var mı? Varsa nedir? Yani yeni oyunlar, yeni kitaplar, yeni filmler. Yani oyunlar yazıyorum, kitaplar yazıyorum. Filmer filmler yazacağım, yeni filmler derken ilk filmimizi yazacağız. Kısa, kısa korku filminden bahsediyorum. Yoksa çok başka bir proje yok ortada. Böyle planlarım var YouTube'a her zamanki gibi devam ediyorum her zamanki gibi devam etmiyorum YouTube'a full devam ediyoruz ara vermek yok bırakmak yok salmak yok YouTube full devam tam hızda full devam bir daha öyle saçma sapan bir hareket olmayacak belli ki zaten öyle bir şey yaparsam da aşağı gelip beni uyarın hani abi yok sana inanmıyoruz zaten böyle bir şey yok saçmalama hadi geri gel günümüze devam edelim falan diyeyim ben de aa evet doğru haklısınız deyip geri geleyim ama öyle bir şey olmayacak zaten çünkü öyle bir şey yapmayacağım. Aa, kitabınızı yazarken etkilendiğiniz şeyler neydi? Kenshi oyun hakkında ne düşünüyorsunuz? Kenshi oyun hakkında ilk kez e, burada duydum Burada görüyorum ne olduğunu bilmiyorum e, Kitabımı yazarken etkilendiğim şeyler nelerdi? E, vakıf beni çok etkiledi e, Dune beni çok etkiledi e, Fallout dünyası beni bayağı etkiledi e, Ve de Metro 2033 beni çok etkiledi Tüm bu saydığım dünyalar, evrenler beni çok etkiliyordu. Ama işte en nihayetinde ortaya biraz daha e, mütevazı, biraz daha kendi tadında bir şey çıkmış oldu. Ki bundan da çok mutluyum. Gizem videolarını bırakmak üzüldü mü senin? Gizem videolarını bırakmadım. O yüzden üzmedi. Yani e, belli oyunları bıraktım sadece. Onları bırakmamın sebebi yaptım yani. Her Yapabileceğim her şeyi yaptım. Daha ne yapayım diyerek e, geride bıraktım. Yani bu şey gibi, okey hadi yemeği yedik, hadi bir tabak daha koyalım. Okey onu da yedik, hadi bir tabak daha koyalım. Ama midem doldu, ne yapacağız? Hani kapasite bu kadardı, bitti. Ama diğer videolara geçeceğiz. Olay bu zaten. Çok basit bir matematik bu. Değişen iklimler. Üzücü, kötü, insanı çok çaresiz hissettiriyor ama yani, ne yapayım. Gidip yani bir takım bilimcilerin veya bir takım hükümetlerin sanki bu konuda karar vermesi gerekiyor. Ha, baskı yapabiliriz. Baskı yapabilirim. Hocam öleceğiz. Deyip baskı yapabilirim. Hocam ölüyoruz. Öleceğiz deyip. iklim değişiyor. Gezegen mahvoluyor deyip. Baskı yapabilirim. Ama artık bunun biraz daha e, katı bir şekilde şu olması lazım. Söylenmesi lazım. Maalesef şu an o noktada değiliz. Ve muhtemelen <laughs> 50 yıl sonra falan öleceğiz. 2002, 2022 yılının en sevdiğin animesi neydi? 2022 yılının en sevdiğim animesini hatırlamıyorum. Bunlar 3 yıl önce dönsen baştan başlamak veya fark yapmak istediğin şeyler neler olurdu? 3 yıl önce 2023-2020 olurdu. Ee, işim bırakmazdım. <laughs> Nereden bileyim ben salgın ile bütün gezegenin kapanacağına. Korku teması veya korku oyunları. Korku teması ve korku oyunları nelere dikkat etmeli korku teması ve korku oyunları yaparken? Ee, neye ee, dikkat edilmeli Korkulunun çok spesifik bir amaç olduğuna yani ya bir araç ya da bir amaç olarak kullanılıyor hangisi olduğuna karar vermeniz gerekiyor ee, buna dikkat etmeniz lazım ee, korkuyu biz bir amaç olarak yaptık ama hadi böyle bir hikaye anlatalım hadi o karakteri de koyalım hadi bu karakteri de koyalım hadi şu espri de yapalım derseniz batırmaya başlarsınız. E, korkuyu bir araç olarak kullanıyorsanız zaten sizin şeyiniz korku değil. Siz bir hikaye anlatmak istiyorsunuz veya başka bir şey yapmak istiyorsunuz. Korkuyu oraya e, gerekiyor. Veya belki yedirmeniz de gerekmiyordur. Belki korku orada başka bir şeydir. Buna iyi karar vermeniz gerekiyor. Korku sizin bir amaç, sizin için bir amaç mı, bir araç mı? Korku sizin için bir araçsa o zaman odaklandığınız şey, azı hedeflediğiniz şey ne? Ve e, bu hedeflediğiniz şey için korku gerekli mi, gerekli değil mi? Ha, gerekliyse yine okey. Ama odaklandığınız şey çok önemli. Oyunun içine veya artık filmin içine veya artık whatever ne yapıyorsanız onun içine koyduğunuz her şeyin bu amaç doğrultusunda işlemesi gerekiyor. Bu amaca doğru e, işlemesi gerekiyor. Ona hizmet etmesi gerekiyor. Ona ne kadar hizmet etmezse e, sizin ortaya çıkardığınız ürün o kadar sulanır, o kadar seyrelir. E, Vereceği tat o kadar e, standarda, vasata yaklaşır diyeyim. E, ve... Oyuncunun veya izleyicinin veya okuyucunun zihnini sizin istediğiniz doğrultuda hizmet vermeyen şeylerle de doldurmaya başlarsınız. O yüzden yoğunluk, odak, amaç çok önemli. Ee, günümüzde çıkan ürünler neleri iyi ve eksik yapıyor tam olarak bu dediğim şeyleri eksik yapıyorlar amaç ne araç ne ee, bazıları çok özensiz davranıyor bazıları e, ne yapacağını bilmiyor bazıları panik yapıyor ee, bazı korku oyunların ikincisi üçüncüsü çıkıyor İlk oyunda çok iyi yaptıkları bir takım şeylere geride bırakıyorlar yenilik yapmak uğruna yenilik yapın zaten yenilik yapmakta bir sıkıntı yok ama önceki oyunda iyi bir şey yapmışsanız belki o iyi şeyi yapmaya devam edin <laughs> değil mi yani öyle bir durum var. Ben lahmacun muyum? Evet. Satranç sever misin? Evet. Ee, Kıbrıs'tayken e, ligde oynuyordum. Oradaki satranç liginde oynuyordum. Ama Doctor Who bölümlerini en sonunda kaçırmaya başladığım için artık. Çok zaman kaybettiğim için. E, satrancı bıraktım. Yeni oynamayı severim. Ahbap ah, gelecek planlarını anlat. Aa, bunu az önce cevaplamıştık. Bol bol üretmek arkadaşlar. Gelecek planlarım. Ee, bol bol üretmek, üretmeye devam etmek, sonra üretmeye daha da devam etmek. Çünkü ben üretmen, üretken bir insanım ve üretmeyi seven bir insanım. O yüzden e, üretimi asla, kesmemeliyiz öyleyiz, üretimi asla e, durdurmamalıyız. Evet, değerli dostlarım, değerli ahbaplarım, 6 çayının bir bölümünün daha sonuna geldik. Hepinizi çok seviyorum. Sorularınız varsa lütfen videonun aşağısında yorumlar kısmına yazın. Oraya yazarsanız onları görürüm. Yani Instagram'dan Twitter'dan yine yazın sorunuz varsa onlara cevaplarım. Ama hemen 6 çayına muhtemelen e, koymam aklıma gelmez şey olmaz. E, aşağıda biraz daha böyle onu belgelemiş oluyoruz yani çünkü o yorumlar orada duruyor. Sonraki 6 çayını yapmadan önce o videonun altındaki yorumları ben toplayıp bir belgeye koyuyorum. E, ve de yine Instagram'dan Twitter'dan veya YouTube'dan beni takip etmeye devam edin. Oradan duyuru yapıyor olacağım 6 çayı geldiğinde. Oradan da sorabilirsiniz. Eee. Bu kadar. <laughs> çok teşekkür ederim e, sorduğunuz sorular için. E, bu videoya da bu şekilde katıldığınız için, katkı sağladığınız için e, yine yorumlarınız ve like'larınız için çok teşekkür ederim. Onlar önemli. Kanala muazzam bir destek vermiş oluyorsunuz onlarla. E, sonraki videoda görüşmek üzere veya yayında hayatta yüksek çözünürlükte huzurlu, mutlu ve keyifli kalmanız dileğiyle bay bay.